Tekrar merhaba arkadaşlar. Bu dersimde sizlere SolidWorks'te önemine inandığım iki konuyu anlatmak istiyorum. Bunlardan birincisi denklem kurma konusu, bir diğeri de konfigürasyon oluşturma konusu. Öncelikle denklem nereden kuruluyor? Tools içerisinden arkadaşlar. Equations komutunu çalıştıraraktan denklemler oluşturabiliriz. Biraz sonra denklem oluşturmak nedir'i anlatmaya çalışacağım. Diğer konfigürasyon oluşturmak için ise arkadaşlar unsur ağacı üzerindeki Configuration Manager sekmesini açtığımızda buradan yeni konfigürasyonlar elde edebiliyoruz. Peki konfigürasyon nedir? Bir ürün tasarlıyorsunuz arkadaşlar. Bu ürünün benzeri olan yaklaşık küçük farklılıkları olan birden çok kopyasını oluşturmak demektir. Yani bunu şöyle anlatabilirim. Bir masa tasarımı yapıyorsunuz. Müşteriye tek tasarım sunduğunuz zaman müşterinin bir seçme özelliği kalmayacaktır. Yani onu beğenmek zorunda kalacaktır. Fakat şunu yaparsanız tasarlamış olduğunuz masayı eğer birbirinden farklı işte yüksek, daha geniş, rengi şu gibi birçok özellikte farklı çeşitliklerde sunarsanız örneğin 5-6 örnek müşterinin seçimi daha kolay olacaktır gibi düşünülebilir. Konfigürasyonu bu şekilde düşünebiliriz. Peki konfigürasyonu bu şekilde yapmanın faydası ne ya da konfigürasyon yapmanın? Şudur arkadaşlar. Birincisi aynı parça üzerinde değişiklik yapmanız sizin için bir kolaylık sağlayacaktır. Bir diğerisi arkadaşlar konfigürasyonla elde edilen değişik versiyonla ya da çeşitlilikler bilgisayarınızda fazla yer kaplamayacak, işlemcinizi yormayacaktır. Eğer her bir masayı örnek vermeye devam edersek ayrı ayrı parça ortamında çizip kayıt yaparsanız daha fazla yer kaplayacak, işlemciyi daha çok yoracaktır. Ama konfigürasyon ortamında bunun belli özellikleri farklı kopyalarını oluşturmak daha az yer kaplayacak ve işlemciyi daha az yoracaktır. Bunlar gerçi sözden anlatmaktan ziyade uygulama yapmak daha mantıklı. Peki equations, denklem kurmak ne demek arkadaşlar? Yine bir parça tasarladığınızı varsayın ve bu parçanın değişiminde yani büyütülmesinde ve küçültülmesinde belli bir oranı gözetmek istiyorsanız, örneğin bunun bir masa olduğunu varsayın. Öncelikle buradan arkadaşlar unsurlardan Feature Manager sekmesine geldim. Tanıdık olduğunuz bu yüze geldim. Buradan detaylandırmanın üzerine geliyorum. Şimdi ne yapmaya çalışıyorum? Buradaki oluşturduğum katının temel ölçülerini görmek istiyorum. Referans ölçülerini. Detaylandırmanın üzerine geliyorum. Fareyle sağ tuşa bastım. Buradan Show Feature Dimensions'ı aktif hale getirdiğimde bu katıyı oluşturan ölçüleri görebiliyoruz. Buradaki siyah ölçüler iki boyutlu sketch'teki yani çizimdeki ölçülerimiz. Buradaki mavi ölçüler ise arkadaşlar 3 boyutlu features komutlarıyla verdiğimiz ölçülerdir. Şimdi tekrar konumuza döndüğümüz zaman denklem kurmak niçin önemli? Şunun için önemli arkadaşlar. Ben bunu masa kabul edin demiştim. Bu masanın farklı tiplerini oluşturmaya çalışıyorum. Birbirine yakın uzun masa, kısa masa, işte geniş masa gibi. Ama rastgele bir oranda kullanmak istemiyorum. Diyorum ki masanın genişliği arttığında yüksekliği de belli oranda artsın. Ya da masanın genişliği arttığında masanın derinliği de eni de şu oranda artsın dediğimizde ki böyle yapılması daha sağlıklı olacak. Bu bir denklem oluşturur arkadaşlar. Sanıyorum bu kısa bilgiden sonra bizim yapmamız gereken şey yeni bir çalışma açıp bunu uygulamayla görmek olacak. Şimdi yeni bir çalışma sayfası açıyorum. Parça ortamındayım. Ve sağ düzleme bir çizim açtım. Line komutu arkadaşlar yaklaşık olarak şöyle bir şekil oluşturmaya çalışacağım. Bunları şu an üzerinde çok durmamızın çizimde gereği yok. Amacımız burada denklem ve konfigürasyon oluşturmayı anlatmak. Şöyle bu parçama bir de ilişki vermem lazım ki tanımlı olsun. Add Relation'dan şunu söylüyorum. Bu kenarlar eşit olması lazım. Equal. Seçim kutusunu boşalttım. Bu kenarlar da eşit olması lazım. Equal. Bir de şu iki kenarın eşit olmasını istiyorum. Equal.
3 adet ilişki verdim arkadaşlar. Şimdi ölçülendirme aracımla biraz daha tanımlamaya devam edelim. Örneğin burası 80 mm olsun. Bu yüksekliğimiz 20 mm olsun arkadaşlar. Buradaki yüksekliğimiz 40 mm olsun. Ve şuradaki kısımda yine 40 mm olsun. Şimdi bir taslak oluşturdum. Ve 4 adet ölçü verdim arkadaşlar. İsterseniz hemen buna Features'dan, ekstrüzyon ile katı oluşturma komutundan bir de kalınlık verelim. Diğer yönde olsun. Örneğin 20, 40 mm. Evet, katımı oluşturdum. Amacım şu. Bu katının 4 adet ölçüsünün bir değişim esnasında orantılı olarak büyümesi ve küçülmesini istiyorum. Yani ben bu katının konfigürasyonlarını, çeşitlerini oluştururken vermiş olduğum bu ölçüler arasında benim belirleyeceğim ilişkiler, değerler söz konusu olsun. Öncelikle ben bu ölçüleri bir görmek istiyorum. Nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Detaylandırmanın üzerine geliyoruz. Faremize sağ tuşa bastık. Show Feature Dimensions'ı çalıştırdık. 4 adet ölçümüzü gördük. Ve burada da, şu an bizim göremediğimiz yerde de 40 ölçüsü var. Mavi ölçüler, unsurlarla verilen ölçüler arkadaşlar. Siyah ölçüler, sketch'te yani çizimde verilen ölçüler. Bunları unutmayalım. Şimdi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bu ölçüleri bir anlamaya çalışalım. Örneğin bu 80 ölçüsünü bir defa tıklayıp seçtiğimde bakın sol tarafta dimension parametrelerinde şu alttaki primary value dediğimiz temel değer kısmında iki tane kutucuk var. Bizim gördüğümüz sayısal değer 80 var. Bir de üzerinde SolidWorks'ün kullandığı bir değer var. Programın kendi kullandığı bir değer. D1 at sketch 1. Şimdi önce sketch 1'den başlayalım. Sketch 1 şuradan geliyor. Bizim şunu seçelim. Tekrar ölçümüzü seçmemiz lazım arkadaşlar. Sketch 1 arkadaşlar şuradaki bizim çizim 1'imiz. Bu sketch 2 çizim 2 iken burası da sketch 2 olacak gibi. At sembol özel bir sembol. Burada bir bağlaç. D1'de dimension 1, ölçü 1. Bunu bu şekilde görüyoruz. Biz bunlara özel denklemler kururken özel isimler verebiliriz veya buradaki D1'i kullanabiliriz. Ama D1'i kullanmak istemiyor da kendimiz özel bir isim vermek istiyorsak, Türkçe karakterden uzak kalmak kaydıyla buraya arkadaşlar, örneğin ben ölçü 1 için şöyle ölçü 1 yazdım. Artık bunun kod adı arkadaşlar ölçü 1 olacak. Onay verdim. Aynı şekilde 20'yi bir defa tıkladım. D2'yi seçtim. Buna da ölçü 2 için ölçü 2 ibaresini koydum. Onay verdim. 40 için arkadaşlar seçtim. D3'ü. Ölçü 3 için ölçü 3 ibaresini koydum. Burada 40 için yine bir değer arkadaşlar. Ölçü 4 dedik. Ve derinlik için şuradaki 40 için arkadaşlar buna da kalınlık olduğu için parçanın ben buna kalınlık yazıyorum. Böylece bu kod adlarını değiştirdik. Onay verdiğimde aslında hiçbir şeyin değişmediğini görüyorsunuz. Bu kodlamada görülecek arkadaşlar bu değişiklikler. Şimdi denklem dersiyle başlayalım. Denklem oluşturma. Denklemden bahsettim. Eğer ben bu katı modelimi belli orantılarda büyütmek ve küçültmek istersem, bu büyütme esnasında ölçüler arasında belli bir ilişki kurmam lazım. Yani bu parçamı iki kat büyüttüğümde bütün değerler iki kat büyüyecek. Ama 80 ile 20 arasında ayrı bir ilişki verebilirim. Ayrı bir bağlantı kurabilirim. Şimdi uzun lafın kısası hemen Tools'tan Equations komutunu çalıştırdım. Denklemler komutumuzu çalıştırdım. Öncelikle şu parçamı bir miktar sağ alta çekelim ki denklem penceremiz gözüksün arkadaşlar. Şimdi denklem kurmaya başlıyorum.
Denklemi şuradaki equations kısmına kuracağım. Buraya bir defa tıkladım. Ve ben burada arkadaşlar 80 ölçüsünü, yani bu yataydaki boy ölçüsünü ya da genişlik ölçüsünü referans almak istiyorum. Yani diyorum ki diğer değerlerimiz bu 80'e göre değişsin. Mantıksız da bu. Bir referans ölçünüz olsun. Diğerleri bu referans ölçüsüne göre değişsin. Hep 80'i referans alacağım. Örneğin bu 20 ölçüsü. Burada fonksiyonun üzerine bir defa gelip tıklarsanız ya da klavyeden Shift 0 tuşlarına basarsanız arkadaşlar eşittir sembolü çıkacak. Mutlaka eşittir sembolünü koymamız lazım. Şu an 20 ölçüsünü seçtim. Nereden anlıyorum? Ölçü 2. Çünkü buna ölçü 2 ismini vermiştim. 20 ölçüsü bu 80 ölçüsünün yani ölçü 1 ölçüsünün 20 ve 80 orantısına baktığımızda 4'te 1'i kadar. Çarpı için arkadaşlar yıldız işareti koyuyorum. Ve 1/4 yani 1 bölü 4'ü olmak durumunda. Bu oranın korunmasını istiyorum. 20 ölçüsü 80 ölçüsünün daima 1 bölü 4 olması lazım. Ölçüleri kaç yaparsak yapalım bu arada bu oran korunsun istiyorum. Onay verdim. İkinci denklemi kurmak için yine add equation kutucuğuna bir defa tıklıyorum. Üstteki 40 ölçüsüne bunu da tıkladığımda diyorum ki 40 ölçüsü yine 80 ölçüsünün çarpı için yine yıldız sembolünü koydum. Ne kadar arkadaşlar 40 ile 80? 1 bölü 2'si kadar. Çarpı 1/2. 1 bölü 2'si kadar olmalı. Onay verdim. Üçüncü bir denklem eklemek için yine add equation seçtim. Buradaki 40 ölçüsüne bunu da tıkladım. Diyorum ki 40 ölçüsü yine 80 ölçüsünün yıldız çarpı olarak kullandığım 1 bölü 2'si kadar olmalı. Böylece bunlar arasında bir denklem kuruyorum. Ve son olarak da buradaki derinlikteki 40 ölçüsünü söyleyeceğim arkadaşlar. Yeni bir denklem oluşturdum. Buradaki 40 ölçümüz buradaki 40 ölçümüz 80 ölçümüzün çarpı 1 bölü 2'si kadar olmalı. Evet, 4 adet denklem oluşturdu. Sonuçlarını burada gösterdi. Referans ölçümüz tabandaki 80 ölçüsü yani aslında ölçü 1'dir referans ölçümüz. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar 80 ölçüsünün üzerinde yapacağımız her değişiklik diğer ölçüleri otomatikmen buradaki verdiğimiz denklem şeklinde yansıyacaktır. Onay verip kapattığımda arkadaşlar şu şekilde bunların her birinin bir denkleme sahip olduğunu önündeki kırmızı sembollerden anlayabiliyoruz. Referans ölçümüz bu. Peki bunu yaptık. Denklem kurmayı öğrendik. Gelelim konfigürasyon arkadaşlar. Buradan Configuration Manager açtım. Şu an varsayılan denen standart bir konfigürasyon var. O da bu. Mevcut halimiz bu. Ben yeni konfigürasyonlar elde etmek istiyorum. Yani müşterime bu parçamın, modelimin farklı boyutlarda, farklı şekillerde sunumlarını yapmak istiyorum. Alternatiflerini sunmak istiyorum. Buradaki Part 7 yazar, sizde Part 6 yazar, Part 1 yazar, isim vermişseniz başka o isim yazar, önemli değil. Üst kısma geliyoruz, sağ tuşa basıyoruz. Add Configuration, yeni bir konfigürasyon oluştur. Buna bastığımda öncelikle yukarıdan Configuration Name, konfigürasyona isim ver. Örneğin bu parçamın büyük parça olmasını istediğim için buraya büyük yazdım. Referans ölçümüzün 80 olduğunu hatırlıyorsunuz. Kaç olsun bu 80 değil de büyük parçada burası 120 olsun. Description'a bilgiler girebilirsiniz. Çok önemli değil. Materyallerinizi buradan belirtebilirsiniz. Ama şurada benim için önemli olan bir kısım var. Parça adını mı kullansın? Document name ya da configuration name. Configuration name bu arkadaşlar. Büyük 120. Ben tercihim configuration name'in kullanılması. Konfigürasyon adı. Böylece konfigürasyonumuzun adı da büyük 120 oldu. Onay verdiğimde varsayılan dışında bir de büyük 120'lik bir konfigürasyonumuz var. Yeni bir konfigürasyon da ekliyorum arkadaşlar. Sağ tuşa bastım tekrar. Add Configuration. Buna da küçük diye ad veriyorum. Buradaki temel 80 ölçümümüz kaç olsun küçükte? Örneğin 40 olsun.
Yine diğer kısımları boş bıraktım. Parça adını kullanmak istemiyorum document name'i. Bunun yerine configuration name yazdım. Yine onay verdim. İkinci konfigürasyonda şekilde görmüş olduğunuz gibi oluşturmuş olduk. Peki, şimdi bu kısma dikkat edelim arkadaşlar. Önce büyük, küçük kısımlara bakıyoruz. Şimdi aktif olan şu an küçük. Neden? Buradaki check sembolünün yeşil ve burada kutucuğun sarı renkli olduğunu görüyorsunuz. Birincisi, aktif olan bir konfigürasyonu silemezsiniz. Yani şu an küçük 40'ı silmeniz mümkün değil. Ama büyük 120'yi silebilirsiniz. Şu an aktif değil. Buna dikkat ediyoruz. Silmeye kalktığınızda aktif olanları silmeye kalkmayın. Bir konfigürasyondan diğerine geçmek için farenizin sol tuşuyla üzerine çip tıklamanız arkadaşlar yeterli. Şu an büyük 120 aktif oldu. Şimdi peki büyük 120'yi nasıl 120 yapacağız buraya? Son derece basit ama dikkat edilmesi gereken bir kısım var. 80'in üzerine çip tıkladım. Burayı 120 yaptım. Şu an büyük üzerinde çalışıyor. Sakın ol arkadaşlar direkt onaylamayın. Burası çok önemli. Ne yapmamız lazım? Ben bu 120'yi büyük 120'ye uygulamam lazım. Bu şekilde onay verdiğinizde hata oluşacak. Neden? Şurada aşağı yönlü ortada bir ok var. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. This configuration diyorsunuz. Bu 120'yi sadece burada konfigürasyon olarak seçtiğim büyük 120'ye uygula. Bu çok önemli. Normal şartlarda burası all configuration diye geçer. Eğer siz bu seçimi yapmadan onay verirseniz hiçbir zaman değişikliği göremeyeceksiniz. Hepsinde aynı çıkacak. Bunu özellikle altını çiziyorum. Ya da specify configuration'ı seçip buradan büyük 120'nin seçili olduğunu görmeniz lazım. Ama buradaki sağlıklı seçim arkadaşlar 120 yazdıktan sonra this configuration diyorsunuz ve buradan check sembolüyle şimdi onaylayabiliyorsunuz. Peki değişikliği görmek istiyorsunuz. Rebold butonuna bastık. Bunun büyüdüğünü gördük. Şimdi küçüğü değiştireceğiz. Ne yapıyorduk bir konfigürasyondan diğerine geçmek için? Faremizin sol tuşuyla çip tıklıyoruz. Şu an küçüğe geldik. Ama hala 80 burası. 40 olması lazım. Ne yapıyoruz? 80'in üzerine çip tıkladık. Ve burayı arkadaşlar 40 yaptık. Yine bunlardan herhangi birine basmıyoruz. Şunu arkadaşlar biraz daha yukarı alalım. Buraya 40 yaptık. Mutlaka buradan this configuration'ı tıklayıp onaylıyoruz. Daha sonra reboot düğmesiyle bunu uygulatıyoruz. Ve bu şekilde yaptığımızda hemen parçamızı geçici olarak kaydedelim arkadaşlar. Konfigürasyonumuz, iki adet yeni konfigürasyonumuzu oluşturduk. Bir de varsayılanımız var. Peki montaj ortamında bunu nasıl göreceğiz? Tek parça olarak gelecek. Hemen yeni bir parça çalışma sayfasından assembly montajı açtım. Buradan arkadaşlar parçamı seçtim ve onay verdim. Şimdi bunun bir kopyasını, hatta iki kopyasını oluşturmak istiyorum. Kopya arkadaşlar son derece basit. Kontrol tuşuna basıp farenizin sol tuşuyla bunları buradan çoğaltabilirsiniz. Veya buradan insert component'la tekrar tekrar bunları da çağırabilirsiniz. Bunu biz bu şekilde çağırmayalım. Fix yaptı. Şimdi fix'i kaldırmaya götüreceğim. Önce kopyalamayı bir öğrenelim arkadaşlar. Kontrol tuşuna basıyoruz. Farenin sol tuşuyla çekiştiriyoruz. Bu arada ölçülerimiz aktif olduğu için şuradan arkadaşlar parça ortamından ölçülere takılmayalım. Şimdi ilk çağırdığımız parçadan iki adet kopyasını yaptık. Peki bunların hepsi aynı. Hani biz büyük ve küçük yapmıştık parçaları. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Bu parçanın üzerine gelip sağ tuşa basıp şuradaki pencereden Component Properties'e bastığımızda şu an bu parçanın küçük olduğunu görüyorum. Ben bunun büyük olmasını istiyorum. Büyüğü seçtim. Onay verdim. Parçamız büyüdü. Tabii ilk parçamız
fix olduğu için buradan ben bunun fix olma özelliğini de kaldırmam lazım şimdilik. Tabii amacımız, konumuz burada montaj değil ama isterseniz montaja girdik örneği göstermek bakımından. Bu parçanın üzerine geldim. Sağ tuşa bastım yine. Component Properties'ten bunu varsayılan yaptım. Varsayılan buymuş arkadaşlar. Ve üçüncü parçamızın üzerine geldim. Bunun küçük olmasını istiyorum. Sağ tuşa bastım. Zaten küçük seçili olduğu için problem yok böyle. Evet. Bu şekilde arkadaşlar konfigürasyonu tek parçalığında montaja çağırdık. Fakat konfigürasyonları ne yapabildik montaj içerisinde kullanabildik. Farklı bir konfigürasyon elde etmek için yeni bir parça ortamı açıyorum arkadaşlar. Sağ düzleme bir çizim açtım tekrar. Yine bir dikdörtgen çiziyorum. Akıllı ölçülendirme ile örneğin burası 50. Burasında ne yapalım? 25 yapalım. Hemen buna bir de 20 mm ekstrüzyon verelim. Temel ölçüleri görebilmek için detaylandırmanın üzerine geliyoruz. Show Feature Dimension seçtik. Şu şekilde. İki tane sketch ölçümüz, bir de features ölçümüz var. Şimdi bu 50'yi arkadaşlar örneğin yine seçtim. D1'i işaretledim. Buna ölçü 1 diyebiliriz. Bu isimleri değiştirebilirsiniz. Bağlı olmak zorunda değilsiniz. Örnek bakımından söylüyorum. Ölçü değil de farklı bir şeyler de ifade edebilirsiniz. Ölçü 2. Şu da ölçü 3 olsun. Kalınlık diyebilirsiniz, derinlik diyebilirsiniz, yükseklik diyebilirsiniz, fark etmez. Biraz Türkçe karakterlerden uzak kalmaya özen gösterin. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar, örneğin 50 üzerine geliyorum, faremin sağ tuşuna bastım. Kayıt alanı dışına çıktığım için oradan gösteremeyeceğim. Tekrar şurada sağ tuşa bastım. Yine kayıt alanı dışındayım. Sizin görmeniz için bu parçayı biraz daha yukarı aldım. 50 ölçüsüne sağ tuşa bastım. Buradan Configure Dimension seçeneğini seçiyorsunuz. Seçtiğimizde arkadaşlar Modify Configuration diye bir pencere çıkacak. Bu da farklı bir konfigürasyon oluşturma yöntemi. Ama dikkat edin, burada denklem kurmadım. Buna dikkat edin. Denklem kurmadım. Şimdi ölçü 1 seçili. Ölçü 2'yi de bu denklemi eklemek için üzerine gelip fareyle çift tıklıyorum arkadaşlar. Ölçü 2 de eklendi. Ölçü 3'ü de üzerine geldim. Çift tıkladım. Şimdi birinci konfigürasyonumuzu oluşturuyoruz. Büyük. Enter'a bastım. İkinci konfigürasyonumu oluşturuyorum. Küçük. Enter'a bastım. Üçüncü konfigürasyonum ne diyelim? Çok büyük. Gibi devam edebilirsiniz. Ölçü 1, ölçü 2, ölçü 3 sütunları. Buradan arkadaşlar bu değerleri değiştirebilirsiniz. Büyükte örneğin ne yapalım? Bu 50'yi 120 yapalım. Burada denklem kurmadığıma dikkat edin arkadaşlar. Denklem kurduğumuz zaman bu şekilde değiştiremeyiz. Buranın 50 olmasını istiyorum. Buranın örneğin 30 olmasını istiyorum. Farklı şeyler. Küçük de buranın 30, buranın 15, buranın 15 olmasını istiyorum. Çok büyük de işte buranın 150, buranın 60 ve buranın da örneğin 40 olmasını istiyorum. Bunu devam ettirme şansım var. Apply, uygula, OK dediğimde arkadaşlar. Configuration Manager sekmesine baktığımızda bakın 4 ve 3 adet yeni konfigürasyonumu buradan görüyorsunuz. Büyük çift tıkladım. Çok büyük çift tıkladım. Küçük gibi. Bu şekilde de konfigürasyonlar oluşturabiliyorsunuz. Konfigürasyonun en güzel özelliği aynı part dosyasının içerisinde birden çok
birbirinden farklı katı model özellikleri oluşturabiliyorsunuz. Bir başka dersinde görüşmek üzere, hoşça kalın.